Hepinize güzel bir Artvin akşamından, Artvin köy akşamından merhabalar. Saliha karlarla mücadele ediyor. Kızak binmeye çalışıyor ama tabi kar biraz yumuşak. Havada fena değil, salkın diyebilirim. Yani orta derecede bir soğukluk var. Misafirlerimizi bekliyoruz. Sübeyde Hanım bizi çekecekti kızak binerken ama olmadı. Şu an Akarsu Köyü'ne bakıyoruz. İstanbul'un boğaz manzarası varsa bizim de Akarsu Köyü manzaramız var. Işıl ışıl kar içerisinde. Güzel, enfes bir gece var. Avcılar için tam av mevsimi. Şagüler'in ışıklarına bakıyoruz şu anda. Evet, efendim oğlum? Evet. Burada çocuklarla top oynuyorduk. Top kaçtı. Biz de karın keyfine varalım dedik. Yapma oğlum, onu vurma. Olur mu oğlum? Olmaz. Hayır, olmaz. O ceviz ağacı. Kaldır onu. Üşüdüğümüz zaman ateşimiz var. Gayet de güzel ısıtıyor. Odunlarımız son deminde. Yaralı odunlarımız bitti. İş bahattine düşüyor herhalde bundan sonra. Yaralı odunumuz azaldı. Hacı. Çünkü para olmasa bunları almayız. Muhammed Fatih çözmüş işi. İş paraya geliyor. Muhammed Fatih, sevdin mi dışarıda olmayı kışın? Sevdim. Bir anlat bakalım duygu düşüncelerini. Evet. Çünkü her zaman yanımızda dua oluyor. Hayvanlarla karşılaşabiliriz ve bilmediğimiz bir hayvanı görebiliriz. Harikasın. Köyün özeti bu. Bir de ateş yakıp kamp yapabiliriz. Evet, her akşam kamp gibi diyebiliriz burayı. Tabi artıları var, eksileri var. Onu da söyleyeyim peşin peşin. Görüntülere kanmayın sadece. İsyan edenler de var yani bu arada. Ama ben gayet memnunum. Memlekete girince bir daha yeniden doğdum diyebilirim yani. Gayet güzel. Gecesi ayrı bir güzel, gündüz ayrı bir güzel. Burası da bizim baba ocağı. Kürdüven Dağı'nı bile görebiliyoruz yani. Çok güzel yani. Güzel ay ışığı var. Bir hafta 10 gün sonra daha güzel olacaktır diye tahmin ediyorum. Bahar yavaş yavaş kendisini hissettiriyor. Bizim de tabii köy işlerimiz çıkacaktır bundan sonra. Hepinize iyi geceler. Hayırlı akşamlar. Mutluluklar diliyorum.